Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. Komikler. Ve gazetelere yansıyan haberlere bakacağız yavaş yavaş. İlginç haberler yine var tabi. Çocuk yapana tatil bedava. Şeyden dolayı hemen çocuk yaptın zaten tatile gideceksin, onun altını al, gazını al, bilmem ne, tatilden zaten bir halt anlamayacaksın. He? Bari tatile para verme yani, yazık. Yazık diye mi yani, hani çocuğu oldu o sene, tam olduğu sene mesela, hani değil mi? Yani zaten tatile çıkamazsın. Ha, size bu sene tatili bedava. Ya ama bizim hanım daha yeni doğum yaptı ya, lohusalık dönemi. Biz o tatile gelemeyeceğiz ya, kusura bakmayın. Ayak mı yapıyorsunuz ha? Hani adamlar tam da tatile gelemeyeceği dönemde bedava tatil verip, vallahi biz tatili bedavaya verdik, gelmediniz siz. Ha, böyle bir tezgah mı dönüyor burada? Nasıl bir iş bu? Peki çocuk yapana tatil bedavayı kim veriyor bu tatili? Hangi şartlar altında veriyor değil mi? Her çocuk yapana tatil bedava değil. Aha, bir hükümet politikası mı bu Polat Bey? Ha, çocuk yapana tatil veriliyorsa hemen çocuk yapalım diye. Öyle değil, öyle değil. Bak, İtalya'nın Assisi kentinde bir grup otel tesislerinde konaklarken hamile kalan müşterilerine çok bedava tatil hediye ediyormuş. Hayır, bunların amacı ne? Siz oteli böyle yatır haline falan mı dönüştürmüşsün? Hamile kalınan otel. Bak, bir süre sonra gelip bez bağlamaya başlarlar otele ha. Ha, dış cephe falan yaptırma ondan sonra. Zaten tamamını, dış cephesini hallederler yani. Aa, bu neymiş ya? Bizim otelimize geldiğiniz, hamile kaldığınızı belgelerseniz efendim sizin çocuk, hani bizim şey oluyor diye, seneye tatil bedava. Peki hamile kaldığımızı, tam da sizin otelde kaldığımızı nasıl belgeleyeceğiz? Bak, dönüşte al sana 3 haftalık, bak 3 haftalık hamileyim, sizin otele denk geliyor. O tam, ona biz emin olamıyoruz. Evet, lan ne istiyorsunuz? Yani herhalde bir, değil mi, yanınızda tatile geldiğiniz zaman böyle bir çekim mekim yapmışsınızdır ya. Oğlum, manyak mısınız, sapık mısınız? Neye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Hangi görüntülere ulaşmaya çalışıyorsunuz? Neden insanları oteline geldiğin zaman hamile bıraktırmak gibi bir isteğin var ki buna ödül veriyorsun yani? Ben de anlamadım ki. Ya biz otelimizin böyle çok doğurgan, üretken, geleceğe nesillere böyle bir simge olarak, evet, geleceğin oteli dedik biz, geleceğin otel zinciri dedik biz otelimize. Geleceğin oteli, geleceği bizim burada inşa etmemiz gerekiyor. Baktık ki bilimsel araştırma, çalışma, otelcilikte yeni bir mucitlik, icatlık yapamıyoruz, bari dedik geleceğe çocuk şey yapalım. Allah Allah, ben böyle bir kampanya ne gördüm ne duydum yani. Ve hani şimdi bir kampanya olduğunda sebep sonuç ilişkisi ararsın. Bulunamıyor. Aradığınız sebep sonuç ilişkisine şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Abi, otelden çıkarken test mi yapıyorlarmış? Ha, check out yaparken nasıl geçti tatil? Ha? Ya boş ver kardeşim, bizim şu içtiğimizi, geçtiğimizi, ekstralarımızı çıkar. Ekstra işte, biz de ekstraları soruyoruz abi. Ne oldu ekstra, bir şey oldu mu he? Var mı bir şey? Ne diyorsunuz ya, Allah Allah, şu bizim çıkış işlemlerimizi yapın. Oldu mu? Oldu mu? Allah Allah, bu ne manasız bir şeymiş ya. Hesap mı vereceğim kardeşim sana yani? Hesap verirsen eğer, bize güzel güzel anlatırsanız her şeyi, seneye tatil bedava. Her sene gel burada hamile kal, her sene tatil bedava, ölene kadar. Allah Allah. Sebebi de doğum oranını arttırmak içinmiş. Neredeki doğum oranı? İtalya'da doğum mu olmuyormuş? Proje İtalya'daki düşük doğum oranına karşı girişimde bulunmak ve yerel turizmi güçlendirmek amacını taşıyor. Projeye katıl. Ha, biz gittik yabancı turist olarak. Ondan sonra Türkiye'den gittik, o otelde hamile kaldık. Biz hamile kaldık mesela. Siz kalamazsınız beyefendi, eşiniz hamile. Tamam. Şaka yapma lan, İtalya manyak. Allah Allah. Biz derken bizim ailemiziz biz yani. Evet, Allah Allah. Eşin ne kadar hamilese erkek de o kadar hamiledir. O aşeriyor, o bir şey canı çekiyor, o midesi bulanıyor. O ortak bir, aslında hamilelik ortak bir süreçtir ama ağır yük hanımdadır yani.
yer yer ve zaman zaman ağır yükün erkeğe geçtiği anlarda olur. Tanışanım yani hani o hanımın istediği meyveyi bulmak için Katmandu'ya gitmen gerekebiliyor mesela. Ne bileyim yani Hindistan'ın hiç böyle bilinmeyen Pencap eyaletinin bilmem neresinde yetişen üzüm istiyor hanımefendinin canı. Ne yapacaksın? Arıyorsun bana ve diyor Hindistan'ın Pencap eyaletinin bilmem neresinde yetişen üzüm var mı sizde? Yok abi oraya gidip yerinde almak lazım onu. Yani hani kişiden kişiye değişir de genel olarak tabii ki mutlaka çok büyük yük hanımefendinin oluyor. Ha biz aradık işte dedik ki biz Türkiye'den tatile gelmiştik biz hamile kaldık. Aa sizinki sayılmaz siz ekstra bir tatil parası daha vereceğiniz. Neden? Biz İtalya'nın oranını yükseltmeye çalışıyorduk. Siz Türkiye'nin oranını yükseltmişsiniz. Bizim İtalya'nın oranı yine iyice aşağıda kaldı. Bizim otelimizde hamile kaldığınız için İtalya'yı zor durumda bıraktınız. Siz bir 1500 euro daha gönderin bakayım. Bizden aldığı paraları da orada hamile kalanlara verip bedavaya kampanya getirecek. Yemezler yemezler İtalyan. Allah Allah. Bak şimdi otelin neden böyle bir şey yaptığına dair fikirler geliyor dinleyicilerimizden. Diyor ki demek otel o kadar kötü, otelde o kadar hiçbir aktivite yok ki. Müşteriler buna uyanmasın diye hani biz siz hamile kalın diye buraya ekstra eğlence meğlence koymadık. Ne bileyim öyle bir işte havuzlu şeyli akvapark koymadık. Akşam disco eğlence koymadık. Neden? Çünkü siz gidin de odada aktiviteyi kendiniz... Bizim koymadığımız aktiviteyi gidin siz orada. Onu tamamlayamıyorum o cümleyi ama sen tamamla kafanda yani. Onlar aktivite koymamış. Sen gideceksin odada aktiviteyi ne yapacaksın? Gerçekleştireceksin. Senin o aklına geleni ben söyleyemiyorum. Onat Bey kafiye açısından daha uygun oluyor. Oluyor da ben söyleyemiyorum onu. Sen onu anladın değil mi? Bak hani şey yapma sonra. Amaç dikkat çekmek demiş dinleyicimiz ama doğru dikkatimizi de çekti yani. Bak Türkiye'de bir sabah radyo şovunda şu anda bu konuşuluyor yani ki gazetelerde, dünkü gazetelerde, fersah fersah her gazetelerde çocuk yapana tatil bedava, çocuk yapana tatil bedava her yerde yazıyor. Müşteriler kanıt olarak otelde kaldıkları 9 ay sonrasında beraberliklerinin bebeklerinin dünyaya geldiğini gösteren belgeler sunmaları gerekiyor. Bu projeye şimdilik 10 otel ve tesis katılmış İtalya'da. Otelde kaldıktan 9 ay sonra bebeği göstereceksin, fotoğrafını göstereceksin, selfiesini çekeceksin, ondan sonra tatil bedava. Değişik bir çalışma, değişik. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. Komikler. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. Komikler. Zenginler 10 yıl daha fazla yaşıyormuş. Zengin olacaksın da ne olacak Hüseyin abi? Sonuçta mezara mı getirecek paraları? Hepimiz öleceğiz. Al işte tamam mezara götürüp götürmediğini bilmiyorum ama mezara götürse bile parayı senden 10 sene daha geç götürüyormuş. Şu anda çok sinir oldum zenginliğe. Şu anda bütün zenginlere gıcık oldum ha. 10 yıl daha fazla yaşıyormuş zenginler. Nasıl oluyor bu yani son dakikada rüşvet veriyor hali yok ya böyle. Azrail geldi tepene hop bakalım sıra sende. Bir dakika. Çek yazabilirim. Harbi mi ne kadar yazarsın? Hani... Böyle yürümüyor ki bu iş yani. Son dakikada zenginim hocam gel sana bir tane ada alalım. Gel sen o adada yaşa biraz böyle. Takıl böyle güzel tadını çıkar. Sonra gelip canımı alırsın. Ne var ki? Bu böyle yürümüyor ki bu iş yani. Zenginler nasıl daha fazla uzun yaşayabilir? Her şeye gel ne istersen olsun. Şey mi yani kontür yükletmek gibi mi acaba? Haberimiz yok. Aslında bir kontür var. Bizim kontür bitiyor da bunun bitmiyor mu yani? Ekletiyor mu? Ne yapıyor? Kampanyalı mı? Mesela şeyde oluyor ya mesela işte internet paketin bittiğinde otomatik devreye giriyor diyor mesela biraz daha pahalı o. Atıyorum 5 GB internetiniz bittiğinde otomatik paketiniz devreye girsin mi? Girsin fazla para ama olsun. Bu da onun gibi mi acaba böyle bizim haberimiz mi yok? O kadar fakiriz ki yani bu kampanyadan bile mi bizi haberdar etmiyorlar? Polat'la bana bu kampanyadan haber verelim mi vermeyelim ya yazık üzülür şimdi böyle bir şey olduğunu bilir zengin değil.
böyle bir şey olduğunu bilecek, parası olmadığını ondan sonra kahrolacak. Hani haber mi vermiyorlar acaba bize yani? Belli bir miktar parası olandan sonrasında mı bu mesaj gidiyor? Öbür dünya işleri. Oradan mesaj mı geliyor yani? Zenginler 10 yıl daha uzun yaşıyor yani. Bu can sıkıcı bir şey. Nasıl oluyormuş? ABD'nin Batı Tennessee Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma gelir farkının insan ömrüne etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre zenginlerin fakirlere göre ortalama 10 yıl daha uzun yaşadığı belirtildi. Bunun zenginlerin sahip olduğu daha konforlu yaşam şartları ve sağlık kaynaklarına ulaşım imkanlarının neden olduğu ifade edildi. Yani o mesela sağlığıyla ilgili bir şey olduğunda para harcayabiliyor. Yani hep böyle isyan vardır, parası olmayan ölsün mü kardeşim? Vallahi yani hep onu diyorduk ama ya o laf biraz boşa çıktı şimdi. Gerçekten de öyle oluyormuş. Baksana 10 yıl fazla yaşıyorlar. Sinir oldum şu anda. Zenginlere. Zenginlere sinir olma. Onlar gold diyor. Gold paket. Ay. Abi zenginler deyince aklıma geldi. Bu zenginler kendilerini dondurtup yıllar sonra çözmelerine ne diyorsun? Hayır, yıllar sonra çözüleceğiyle ilgili ben çok emin değilim yani. Hani çözülecek ama ayda olmamış ya bu. Aradan 200 yıl geçiyor mesela, çözüyorlar onu. Çözdüklerinde hani bunu ilk dondurduğumuzda galiba ölmüş. Ha? Öyle bir şey çıkacak o yani. Yani öyle bir şey olur mu ya, dondurdum hadi şimdi erittim seni hadi devam et hayata. Gerçi şimdi onu denemişler mi yani? Onu gidip yaptırtan herhalde daha önce bir örneğini görüyor olması lazım. Bak Hüseyin abiyi dondurduk. 6 hafta sonra çözdürdük. Hüseyin abi konuş. Soğuk biraz ama. Soğuk ama iyi yani. Devam yani. Bunu denedin mi yani? Hani bunun ispatı var mı mesela? Onu bilmiyoruz. Sıcak bir çay. Ama donduruyorlar. Sonra beni çözersin diyor. Çözdürürsün beni. Yani böyle bypass'ı alıyor kendine. İlginç. Öyle bir şey var ama karşılığı var mı bilmiyorum. Şimdi zenginlerle ilgili tabii mesajlar gelmeye devam ediyor. Nedir bu zenginlerden çektiğimiz diyor. Yani ölümleri bile diyor. Önce bütün bir fakirleri gömelim, ondan sonra ölürüz değil mi Hilmi? Hilmi Beyciğim. Allah Allah, böyleymiş yani, araştırma bunu söylüyor. Ama yani bak, zengin olmak çok iyi de bir şey değil yani. Tamam 10 yıl fazla yaşıyorsun ama bak, demin bu haberi okuyordum. 5,5 milyon liralık Tenten, ilk Tenten çizgi romanını 5,5 milyon dolar vermiş. İşte 5,5 milyon lira vermiş. Şimdi zengin olduğun zaman da böyle her şeyi çok pahalıya alıyorsun. Yani Tenten'in herhangi bir serisini gitmese yani kaç liradır, 3 liradır, 5 liradır yani alabilirsin çizgi romanını. Ama zengin olunca normal senin benim aldığım onu kesmiyor, ne yapsın? Gidiyor mecburen en pahalısını alıyor. Yani o da ilk serisi diyor. Ne kadar bu? Biz bu diyor bunu 3 milyondan şeye çıkarıyoruz. Hadi bakalım, açık arttırdım ettirdim, maliyete bak. Bir çizgi romana 5,5 milyon veriyorsun. Tamam, çok zengin de olsan insanın içi acır yani. Arkadaş bir çizgi roman olmuş 5,5 milyon, yani zenginlikle de olmaz bu iş. Bizim çocuk her hafta istiyor yeni çizgi roman. Bak mesela arabalarını falan böyle değil mi? Şey kaplatıyorlar böyle bilmem ne taşları falan. Çünkü şimdi artık dünya o kadar şey oldu ki o mesela telefon eskiden bir zenginlik belirtisiydi. Şimdi herkes de aynı telefon. Yani bir şirket CEO'suyla şirkette en alt kademede çalışan adamın telefonu aynı olunca CEO diyor ki ben alıyorum burada diyor aylık 150-200 bin lira maaş. Bu alıyor 1000 lira 1500 lira maaş. Ben aynı telefonu kullanıyorum. Ben zengin olduğumu nasıl anlayacağım? Dur diyor, gideyim bari diyor Tenten'in diyor 5,5 milyona alayım da. Ya da gideyim şu telefonumu ben bir şey kaplatayım, altın kaplatayım. Gideyim arabayı bir şey kaplatayım. Böyle değişik taşlarla kal. Ya adam ne yapsın yani, bir türlü zenginliğini yaşaması lazım. Abidik gubidik kaplamalar görüyoruz he. Tabii. Konuşurum, hep seni konuşurum. Kendisine elmas diş yaptırmalar bilmem neler yani. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani, teknoloji çok gelişince fiyatlar da makul olunca zenginliği ispatlayamamaya başladın. Şimdi sinir oldun ya zenginlere, şimdi gömeceğim. 10 yıl fazla yaşıyorsan bu lafları yiyeceksin kardeşim. Hiç de bozulmayacaksın yani zenginsen beni dinleyen. Polat Bey yani biz de burada bir zengin olarak yani bakın sizi dinliyorum. Al işte bak, sen de beni dinliyorsun, ben de beni dinliyorum. Demek ki yani bu bizim bu fakirliğimizi bir şekilde kompanse etmemiz lazım. Ben öleceğim, sen 10 yıl daha devam edeceksin yani. Kimi dinleyeceksin?
ver biraz para. Ver, servetini bölüşelim, 10 yıl daha beraber yürüyelim. Dur adamı iyi yerden yakaladım. Dur alacağım parayı. Dur alayım bak, bir bölümünü dağıtacağım size vallahi. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. Komikler. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. Komikler. Polat Nabar'la Sabah Sabah devam ediyor sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan da mesajlarınız yağmur gibi geliyor. Biraz önce zenginlerle ilgili bir haber okuduk. Zenginler 10 yıl daha fazla yaşıyor diye sinir olduk. Ve biz de ne dedik? İyi ki zengin değilim diyen cümleler kuruyoruz. Gerekçelerimizle beraber iyi ki zengin değilim çünkü mesajını 0549-204-0104'e gönderebilirsin. İyi ki zengin değilim. Şimdi kim sayacak o kadar parayı diyor. Tabii yani 9995, 9996, 9997. Himmet abi bana şehirli kara alacaksın değil mi? Haydi bakalım yeniden say onları. Bir ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey... İyi ki zengin değilim çünkü tandı tandı yeminin acı acı... He, Ayhan Alkoç göndermiş. İyi ki zengin değilim. Otobüste ayakta giderken tam yanındaki kişinin kalktığı anın keyfini kim yaşayabilir başka diyor. Gerçekten ya, böyle tıklım tıklım otobüste giderken tam böyle sen de böyle tutunuyorsun, vır 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 perişansın. Tam senin önündeki o durakta inecek olup da kalkıyor ya ya. Var ya, yemin ediyorum böyle hani diyelim ki hani Afrika'da yapacağın devasa bir fabrikaya ortak bulmuşsun gibi oluyor. Yani zengin de karşılığı nereye denk geliyor onu anlatmaya çalışıyorum. Çok sevgili bir şey. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğin bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. İyi ki zengin değilim çünkü böyle ben yaşadığım bazı rezillikleri seviyorum diyor. Beni özletme. Hadi artık aşk yolum küçücük sevda meleğim. Abi zenginliğin keşkesi yok diyor. Buna keşke diyemiyorum demiş. Bir dakika, yani zengin olsan keşke diyemiyorsun. Keşke çok param olsa diyemiyorsun mesela. Var zaten, hadi ya gitti o zaman, ben şimdi nasıl mutlu olacağım ya. Para da var orada sıkışıyor ya, işte o mevzu. 204-0104'e geliyor mesajlarınız. Günaydın, iyi ki de zengin değilim. Çok parası olup aklı olan yok diyor. İyi ki de zengin değilim, yemesini bilmediğim parayı ben neyleyim diyor. Ben onu zaten yemesini bilemezdim ki diyor. İyi ki zengin değilim, yoksa araba kullanmanın keyfini bilemezdim. Kesin şoförüm olurdu diyor. Bak ben vallahi bazen düşünüyorum mesela. Çok acayip zenginsin. Süper lüks bir araba almışsın. Ama başkası kullanıyor yani ya. Ya o arabayı niye alıyorum ben? Arka koltuğunda hepsinin arka koltuğu arka koltuk yani. O arabanın gücü için ne bileyim işte atıyorum bazı standart de onlar için alıyorsun yani. Ama başkası kullanıyor. Çok can sıkıcı yani. İyi ki zengin değilim. Her yere kaçak girmek ve girmek de diyor, eğlenmek, para vererek eğlenmekten daha güzel diyor. Kaçak girip böyle hani, anladın mı? Bir arkadaşı bakıp çıkacağım. Kaçak girmek dedim de bu konserlere falan abi demiş. Evet. Konserlere böyle gizlice yani orada karambolde girip eğlenmek diyor bedava, çok güzel. İyi ki zengin değilim çünkü ya paranı ya canını sorusuyla muhatap bile olmuyorum diyor. Hani o gelse mesela ya paranı ya canını. Şaka yapıyorsunuz galiba. Evet ya, şu anda size bakınca anladım şu an. Tamam, siz buyurun, siz devam edebilirsiniz. İyi ki zengin değilim çünkü bankada ihtiyaç kredisi çekmenin zevkini yaşıyorum değil mi? Size kredi çıktı 10 bin lira dediği zaman böyle... Gerçekten belki de böyle yani çok zengin birinin 100 milyon dolar kredi aldığım heyecanından daha fazla heyecan oluyor. 10 bin lira kredi çıktı oğlum bana. 10 bin oğlum. O çok keyifli.
İyi ki zengin değilim. Her şeyin kıymetini biliyorum. Elde ettiklerimle mutlu oluyorum demiş. İyi ki zengin değilim çünkü onlar benim hayallerimi kuramaz diyor. Bendeki hayal onda yok ki diyor. Benim hayal ettiğim pek çok önemli şey zaten adamın elinde var yani. Ne yapamıyor? Hayal kuramıyor. Yaratıcılığı öldürüyor bir kere zenginlik diyor. Aman iyi ki zengin değilim yoksa bahçıvan, uşak kim uğraşacak onlarla diyor. İyi ki zengin değilim. Dubleks evimde ben yalnızken üst kattan sesler gelmiyor. Öyle ben diyor şarjörlerle falan uğraşamam diyor. Yani en azından diyor ki ben 1+1 evimdeyim. Yani ya bu salonda ya bu odadayım. Orada bir şey yoksa huzurluyum diyor. Üst kattan tıkırtı geliyor. Hadi bakalım üst katta ne oluyor acaba? Ben o korkuyla yaşayamam kardeşim. Başlarım öyle zenginliğe diyor. İyi ki zengin değilim demiş. Çünkü çok zenginim demiş. İyi ki zengin değilim. Zenginler insanın sevgisini, insan sevgisini, merhameti, yardımlaşmayı, insanlığını kaybedebiliyor demiş. Yani hepsi için demeyelim ama aslında böyle bir bak şey oldu bu. Zenginliğe bakış. Türkiye zenginliği nasıl görüyor? Birazcık böyle de bir analiz tarafı var. Bunun örneklerini görüyoruz en azından söylediğin ama hepsi için de söylemeyelim tabii ki. İyi ki zengin değilim abi. Sabah sabah ciğer yemezdim diyor. Yani mükellef bir kahvaltı kurulurdu. Ama ben şu anda ciğer yiyebiliyorum diye. En çok gelen mesajlardan birisi ki atlayarak gidiyorum. Hayallerim olmazdı, hayallerim diyor. Aslında mesela şimdi hattımıza böyle çok zengin birini bağlamak istiyorum mesela. Hayalleri var mı yok mu yani? Donat Bey ben çok zenginim ama hayallerim var. Olabilir, hayalleri olan zengin olamaz mı? İyi ki zengin değilim. Yoksa sabah sporu yerine şimdi işe gidiyorum en azından diyor. Zengin olsam diyor yani işe bu kadar erken gitmem lazım diye. Ne yapacağım mecbur? Sabah sporu yapacağım. Sağlıklı yaşam, mağlıklı yaşam. Beni kimse uğraştıramaz o koşum andında diyor. Şimdi şey vardı hani zengin olanlar, fakir olanlar ve öbür dünya mesajları da çok geliyor. Ama burada sanki bütün zenginler böyle dolandırıcılıkla, bütün zenginler birilerinin hakkını yemiş de zengin olmuş gibi olmasın diye okumuyorum. Ama en azından bu şekilde zengin olanlar için öbür tarafta da bir hesap gelecek diyor. Orada da biz zengin olacağız demiş. Çağrı Kantoin. Evet, radyosunu yeni açanlar için söyleyelim. Zenginler, yapılan bir araştırmaya göre zenginler 10 yıl daha fazla yaşıyormuş. Zengin olmayanlara göre can sıktı bu haber. Biz de dedik ki iyi ki zengin değilim. Biz de onları şu anda böyle canlarını sıkıyoruz. İyi ki zengin değilim. Dostlarımdan şüphem yok diyor. Ha bu adam bana para için mi yaklaştı? Param için mi benimle dost oldu? Öyle endişelerim yok. Benim bütçeme uygun arkadaşlarım var. 10 numarada adamlar diyor yani. Bütçene uygun arkadaş o da değişik bir kavram. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler.